futbol hayatımda ilk kez böyle bir büyük sakatlık yaşadım. O da o ana denk geldi ama futbolun içinde bunlar var. Yerden kalkmak önemli olan, düşüp de kalmak değil. Ben yine zaten hedeflerim doğrultusunda tekrar buralara geleceğimi inanıyordum. Hocamızla da benim oynamaya başladığım dönemden sonra Kuntus hocamızla da bir görüşmemiz de oldu. Zaten sürekli bir iletişim halindeydik. Kendisi beni buraya çağırmadan önce de davet etti ve yüz yüze de bir görüşmemiz oldu. Her zaman benim performansım ve durumumla da ilgilendi. Kendisine de buradan da teşekkür ediyorum. Sonucunda tekrar buradayız. Önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah güzel bir başlangıçla sonu finaller olur. Tabii dediğim gibi yani zorlu bir yolun başlangıcı olacak. Deplasmanda Ermenistan'la oynayacağımız maç için tabii farklı görüşler ve konuşmalar da olabilir ama biz her zaman saha içinde kalıp saha içinde maçımızı oynayıp oradan galip gelerek daha sonrasında çok daha zorlu bir Hırvatistan maçı bizi bekliyor. Başlangıçta her zaman önemlidir. Bunu daha önce biz burada bulunan birçok oyuncuyla yaptık. Yine ben yapacağımıza inanıyorum. Takım olarak hedefimiz Almanya. Ya bu takımda birçok yurt dışında oynayan çok değerli, çok kaliteli, çok üst düzey oyuncular var. Ben kendimi açıkçası çok büyük olarak görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Onlar gibi burada zaten daha önce beraber olduğum birçok oyuncu da var. Az önce söylediğim gibi buradaki birçok oyuncuyla daha önce biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi daha tecrübeli ve daha olgun oyuncular da var. Tabii genç arkadaşlarımız da gerçekten çok kaliteli ve yetenekli oyuncular. İsim isim burada vermeme gerek yok. Zaten hepsi kendini kanıtlamış ki buradalar. O yüzden ben yolumuzun güzel olacağına inanıyorum. Evet, son zamanlarda yani bunu son zamanlar derken yaklaşık 5-6 seneyi de belki katabiliriz. Türk kaleciliği gerçekten önemli mesafeler kat etti. Çok değerli kaleciler var. Hala alttan geliyorlar. Biz de tabii ki bu rekabetin içerisindeyiz. Bu rekabette tabii ki Türk milli takımına yarayacaktır. Her oyuncunun, her genç oyuncunun, her kalecinin olmak istediği yer tabii ki burası. Buranın bir numarası olmak. Hepimiz bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Dediğim gibi bu rekabette bizim takımımıza yansıyacaktır. Tabii hoca da kadro açıklanmadan önce çağrılacağını düşünüyorum diye bana kendisi iletti. Şenol Hoca geldikten sonra ben de tabii oynamaya başlamıştım. Onun da tabii ki katkısı var buralarda olmamda. Hocamızla da öyle bir görüşmemiz oldu. Sonucunda buradayız. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp güzel bir şekilde bitiririz. Başarılar. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Mert de görüşlerini aktardı. Basın mensubu arkadaşlarımızla.